Herkese merhaba arkadaşlar. Bonjour à tous et à toutes. Ben Nurhan, kanalıma hoş geldiniz. Bugün A1 seviyesinin 6. dersini göreceğiz. Ama önce başlıklara bir göz atalım. Birinci gruptaki fiiller, yani sonu ö eriyle biten fiillerdi. Bugün l'imparfait, yani geçmiş zamanı göreceğiz. Hatırlarsanız bir önceki videoda le présent, şimdiki zamanı görmüştük. Bugün ise hızlıca üzerinden geçeceğiz. Daha sonra le verbe avoir au présent et à l'imparfait. Le verbe avoir hatırlarsanız yardımcı bir fiildi. Şimdiki ve geçmiş zaman. Aynı şekilde le verbe être yardımcı bir fiil. Au présent et à l'imparfait göreceğiz. Yani şimdiki ve geçmiş zamanı. Le premier groupe, verbe à l'infinitif se terminant en er, à l'imparfait. Sonu er ile biten fiiller geçmiş zaman. Parler, konuşmak, jouer, oynamak, regarder, bakmak veya izlemek, travailler, çalışmak. Bu fiiller arkadaşlar sonu hep er ile bitiyor ve birinci grupta yer alıyorlardı. Şimdi le verbe avoir sahip olmak fiili yardımcı bir fiildi. Le présent şimdiki zamanı bir hatırlayalım. Je ben sahiptim veya benim var. Ben sahibim, çok özür dilerim. Je ben sahibim veya benim var. Tu ya sen sahipsin veya senin var. Il a, elle a, o sahip. Nous avons, biz sahibiz veya bizim var. Vous avez, siz sahipsiniz. Ils ont, elles ont, o pluriel çoğul halinde. Onlar sahipler. Şimdi geçmiş zamana bir bakalım. J'avais, IES ile yazılıyor. Ben sahiptim. Tu avais, IES ile yazılıyor. Sen sahiptin. Il avait, elle avait, sonu IT ile yazılır. O sahipti. Nous avions, ions ile yazılıyor. Bakın arkadaşlar, buradaki şimdiki zamanda ons ile yazılırken geçmiş zamanda burada bir tane i ilave ediliyor. Ions ile yazılır. Aynı şekilde bu için geçerli. Bu zavye, burada bir tane i var. Il zave veya el zave o pluriel çoğul halinde IUNT ile yazılıyor. Onlar sahiplerdir veya onların vardır. Burada okurken ils avaient liaison yapıyoruz. Elles avaient, burada yine liaison yapıyoruz arkadaşlar. Veya ils ont liaison yapılıyor. Aynı şekilde elles ont okunurken de liaison yapılıyor. Şimdi aynı şekilde le verbe avoir sahip olmak fiili şimdiki zamanı cümle olarak kısa küçük küçük cümleler şeklinde yazdım. J'ai un rendez-vous, benim bir randevum var. Tu as un rendez-vous, senin bir randevun var. Il a une librairie, elle a une librairie, o bir kitapçıya sahip. Nous avons un chien, biz bir köpeğe sahibiz veya bizim bir köpeğimiz var. Vous avez raison, siz haklısınız. Ils ont des idées, onların fikirleri var. Elles ont deux examens, onların iki sınavları var. Bunlar şimdiki zamandı. Arkadaşlar ne demiştim? Ils ont ve elles ont okunurken burada liaison yapıyoruz. İdée, fikir demek. Burada idée çoğul halinde yazıldı. Önünde D var çünkü. Onun için ideyin sonunda s ile yazılıyor çoğul halinde. Aynı şekilde examen, deux examens diyoruz. İki sınav diyoruz. Çoğul halinde olduğu için sonunda yine s yazılıyor. Şimdi geçmiş zamanı bir bakalım. J'avais un rendez-vous, benim bir randevum vardı. J'avais IES. Tu avais un rendez-vous. Senin bir randevun vardı. Tu de yine IES ile yazılır.
Il avait une librairie, elle avait une librairie, Aite ile yazılır sonu. O bir kitapçıya sahipti. Nous avions un chien, biz bir köpeği sahiptik. Vous aviez raison, siz haklıydınız. Ils avaient des idées veya elles avaient deux examens. Il, elle çoğul halinde sonu ainte ile yazılıyor. Onların iki sınavları vardı. Şimdi le verbe être, yardımcı bir fiil, olmak bir fiildi. Şimdiki zamanı bir hatırlayalım. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. O pluriyel arkadaşlar çoğul halinde. Şimdi geçmiş halini bir bakalım. J'étais, ayes, tu étais, ayes, il était, elle était, aite, nous étions, ions ile yazılır sonu. Vous étiez, iözet, il veya elle était, ionte ile yazılıyor çoğul halinde. Burada le verbe être olmak fiili şimdiki zaman örnek olarak petit yazdım. Petit küçük demek. Je suis petit. Ben küçüğüm. Burada maskülen hali arkadaşlar şurayı kadar yazılıyor. Ama feminen hali je suis petit. Sonundaki ö okunmuyor. Fakat buradaki t telaffuz ediliyor. Je suis petit. Feminen halinde. Tu es petit. Burayı kadar. Feminen hali tu es petit. Il est petit. Burada ö yazılmıyor. Çünkü il zaten maskülen. Elle est petit dediğimizde burada otomatik olarak ö yazılması gerekiyor. Çünkü elle feminen. Nous sommes petit dediğimizde nous arkadaşlar çoğul halinde olduğu için burada s yazılı maskülen halinde. Feminen pluriyel halinde ise sonu es ile yazılır. Nous sommes petit. Yani es. Buradaki s siliniyor, es yazılıyor. Vous êtes petit dediğimizde gene aynı şekilde burayı kadar maskülen ama feminen hali sonu es ile yazılır. Tabii ki buradaki s yazılmıyor. Ils sont petits dediğimizde bu şekilde çoğul halinde olduğu için sonu s alıyor. Elles sont petites dediğimizde sonu es ile yazılıyor. Bunun geçmiş zamanı j'étais, es, petit, buraya kadar petit, sonunda ö var. Feminen halinde. Tu étais petit dediğimizde maskülen. Tu étais petit sonunda ö var. Feminen hali. Ne demiştik? Il zaten maskülen olduğu için petit değişmiyor. Elle était petite dediğimizde elle feminen olduğu için otomatik olarak ö yazılıyor. Nous étions petits dediğimizde aslında buradakiler arkadaşlar buradakilerle aynı. Sonu nous étions ions ile yazılır geçmiş zamanda ve petit s alır eğer maskülen ise. Eğer feminen hali ise es ile yazılır sonu. Vous étiez petit dediğimizde i özetle biter. Vous da ve petit s alır. Maskülen halinde, feminen halinde yine es ile yazılır sonu. Ils étaient petits arkadaşlar. Maskülen pluriyel olduğu için sadece s ile yazılır. Elles étaient petites dediğimizde feminen pluriyel olduğu için sonu es ile yazılıyor. Anladınız değil mi? Eğer eğrilse sonunda ö yok. Eğril ve tekilse bu şekilde yazılır. Eğer dişil ve tekilse sonunda ö var. Eğer eğril ve çoğulsa sadece s. Eğer dişil ve çoğulsa es ile yazılıyor.
L'imparfait, verbe en er au premier groupe. Yani geçmiş zaman er ile biten fiiller birinci grupta. Parler, konuşmak, demander, istemek, regarder, bakmak veya izlemek. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz bir önceki videoda? Ne demiştim? Sonu er ile biten fiiller ale fiili dışında buradaki er'leri siliyorsunuz ve size gösterdiğim eklere yazarak şimdiki zamanı elde ediyordunuz. Örnek, je parle e, tu parle es, il parle e, elle parle e, nous parlons ons ile yazılıyordu sonu. Vous parlez özet, il ve elle parle, ent ile yazılıyordu şimdiki zaman için. Burada geçmiş zamanda arkadaşlar aynı şekilde sonu er ile biten bütün fiillerin sonundaki buradaki er'leri silerek şurada gördüğünüz eklere ilave ettiğinizde geçmiş zamanı elde ediyorsunuz. Je parlais à IS, je demandais à IS, je regardais à IS, je dansais à IS, je travaillais à IS hep bu şekilde gidiyor. Tu de her zaman AIS ile yazılır sonu. Tu parlais AIS, tu demandais AIS, tu regardais AIS. Il veya elle tekil halinde her zaman AIT ile yazılır. Il parlait, elle parlait AIT, il demandait, elle demandait AIT, il regardait veya elle regardait AIT ile yazılıyor. Nous da geçmiş zamanda IONS, nous parlions, nous demandions, nous regardions. Her zaman IONS ile yazılır sonu. Vous da ise IOZ ile yazılır. Vous parliez, vous demandiez, vous regardiez. Il veya elle au pluriel, çoğul halinde arkadaşlar. Parlez, IONT ile yazılır. Il demandait, elle demandait, IONT. Il regardait, elle regardait, IONT ile yazılıyor. Yani özet olarak, les verbes se terminant en ER à l'imparfait au premier groupe. Sonu ER ile biten fiiller geçmiş zaman birinci gruptaki. Ne demiştim? Sonu ER ile biten bütün fiillerin sonundaki bu ER'i silerek buradaki eklere ilave ettiğinizde geçmiş zamanı elde ediyorsunuz. Je her zaman AIS, tu her zaman AIS, il veya elle o saygülüye tekil halinde AIT ile yazılır sonu. Nous, IONS, bu IOZ ile yazılır. Il veya elle au pluriel çoğul halinde her zaman I, Ö, N, T ile yazılırlar. Burada le verbe parler konuşmak fiili demiştim şimdiki zamanı tekrar bir hatırlayalım diye. Je parle e şimdiki zaman geçmiş zamanda IES. Tu parles ES, il parle e, elle parle e, nous parlons ONS, vous parlez EZ, il veya elle au pluriel parle ENT ile yazılıyor. Bunun geçmiş zamanı je parle AIS, tu parle AIS, il veya elle parle AIT, nous parlions IONS, vous parliez IEZ, il veya elle au pluriel parle AENT ile yazılıyor. Daha önce söylediğim gibi sonu ER ile biten ve sık kullanılan fiillere 4 sayfada hazırlamıştım. Arkadaşlar bu ikinci sayfa cacher, saklamak, causer, sebep olmak veya konuşmak, özür dilerim. Casser, kırmak, cesser, bırakmak, changer, değiştirmek, charger, şarj etmek veya yüklemek, chanter, şarkı söylemek, chercher, aramak, commander, sipariş etmek veya emir vermek, commencer, başlamak, compter, saymak. Burada dikkat edin, P'nin önünde M yazılıyor. Coucher, yatmak, crier, bağırmak, décider, karar vermek,
Demander, istemek, deviner, tahmin etmek, donner, vermek, écouter, dinlemek, embrasser, öpmek, emporter, götürmek, gagner, kazanmak, garder, tutmak, glisser, kaymak, jeter, atmak, jouer, oynamak, juger, yargılamak. Ne demiştim arkadaşlar ben size? Sonu er ile biten buradaki bütün fiillerin sonundaki er'i silerek sizi biraz önce söylediğim eklere ilave ettiğinizde geçmiş zamana elde ediyordunuz. Örnek olarak bir tanesini seçelim. Chanter. Buradaki er'i siliyorum. Je chante ayes, tu chante ayes, il veya elle chante aite. Nous chantions ions, vous chantiez ios et il veya el o pluriel çoğul halinde chante ayente ile yazılır. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayan arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Au revoir les amis.